Bülent Erandaç, Malboro Mehmet harekete geçti. Arda ardına gelişen birbiriyle ilişkisi yokmuş, farklı konular gibi gündeme sokulan 3 olaydan bahsedeceğim. 1- Malboro Mehmet Mehmet Malbora, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dinimizde putperestliğe yer yoktur diye bağırarak Atatürk heykeline satırla saldırdı. 2. İstanbul Maçka Parkı'nda bir araya gelen kadınlarımız ne istersek giyeriz her yerde de giyeriz elbiseme, şortuma, kıyafetime karışma eylemi yaptı. 3. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e birileri aniden saldırdı. Bu üç olayın birbiriyle ilişkisi var mı? var hem de çok var. Masum mu? Ne masumu? Köpürtenlere bakınız. Tezgah bu tezgah. Tesadüf mü? Bal gibi psikolojik harekatı uygulamasına tanık olmaktayız. Derin Amerika Avrupa Haçlı Siyonist mahfiller çalışıyor. Algı operasyonlu olay ve haberlerin ucu nereye dayanıyor? Çünkü müftülerin nikah kıymasına eski Türkiye'ciler çıldırıyor. Londra'da, Washington'da oturan komünistler Çin'i pek seviyorlarmış gibi yapan ulusalcıların uykuları kaçıyor. Müfredata 15 Temmuz konuyor. Gardıropçu layıklı CHP Kemal Kılıçdaroğlu çok kızıyor. Bazı kadınlarımıza kıyafetleri bahane edilerek tuhaf adamları saldırtılıyor. Layık anti fay hatları kaşınıyor. Tezgahlar kuruluyor. Dindar mütedeyyin Müslüman halkımıza tuzaklar kuruluyor. Ne yapmak istiyorlar? 15 Temmuz'dan 16 Nisan halk oylamasından neden ders almıyorlar? Yıllarca Türk-Kürt savaşı çıkaramadılar. Alevi-Sünni birliğimizi kıramadılar. Atatürk'ün arkasına saklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'a yürüttüler. Yetmedi, HDP PKK'yı sokaklara sürüyorlar. Yetmiyor. Çok denedikleri like anti laik tezgahlarına yeniden soyundular. Adamın adı bile mesaj veriyor. Malboro Mehmet. Malboro Amerikan sigarası. Çağrışım yapacak. Soyadı Malboro olan kuklayı buluyorlar. Saksıda yetiştirmişler. Atatürk heykeline saldırtıyorlar. Doğan Medya Hürriyet Sözcü Cumhuriyet köpürte köpürte veriyor. Kukla Mehmet saldıracak. Gazeteciler hazır bekliyor. Elinde satırla saldırırken resimler tamam. Maçkada kadınlarımız elbiseme şortuma kıyafetime karışma sloganları atıyor. Kim kimin elbiselerine karışıyor? Maçkada ne oluyor? Güvenlikçilerin burada böyle duramazsınız dediği transparan kıyafet giydiğini iddia eden moda tasarımcısı CK üzerinden yönetim polis tezgahına odun taşınıyor. Eylemde konuşan Dilber Sünnetçioğlu bu saldırı bir ilk değil. Biz emin önünde saldırıya uğrayan kadın arkadaşlarımızın yanında yer aldık. Burada da Çağla arkadaşımızı yalnız bırakmıyoruz diyor. CHP Belediye Başkanı olası Cumhurbaşkanı adayı Atatürkçülüğü doğan medya tarafından göklere çıkarılan Yılmaz Büyükerşen'e durduk yerde birileri saldırıyor. Yılmaz Bey aniden vitrinlerde dolaşıyor. Arka planda ne var acaba? 2019 hazırlıkları olmasın. Haçlı Siyonist Psikolojik Harp Komitesi çalışıyor. Eski Türkiye Koalisyonu hazır bekliyor. Köpürtülen köpürtülecek layıklık tartışmaları eşliğinde algı operasyonlarına hız veriliyor. Kim için? CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasını konsolide etmek için. Onun 2019'da destekleyeceği Türk Macron, Macroniche için iklim hazırlanıyor. Sonuç, CIA Pentagon NATO gladiyosu, Fethullah'la gönül birliği ettikleri her gün biraz daha net biçimde ortaya çıkan CHP Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkışmış vaziyette. Fetullah çemberinden çıkmak için yol arıyor. Önceki günlerde İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yazabileceği ve konuşabileceği medya organları elinde olmasına rağmen 10 yıldır nedense sakladığı flash bellekten medet umar hale geldi. Kemal Bey Tuncay Özkan'ın elindeki Kanal Türk TV'yi Fethullah'ın kadim adamı Akın satmasına bir laf etmeyecek misin? Bülent Erandaç, Takvim.